Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kaf, şerefli Kur'an'a yemin olsun. Ki Mekke kafirleri Muhammed'e iman etmediler. Bilakis kendine işlerinden bir korkutucu gelmesine hayret ettiler de o kafirler dedi ki bu şaşacak bir şeydir. Biz öldüğümüz ve bir toprak haline geldiğimiz zaman mı diriltileceğiz? Bu akıldan uzak bir dönüştür. Gerçekten biz onlar öldükten sonra yerin kendi cesetlerinden neleri eksilttiğini bilmişizdir. Ve katımızda her şeyi kaydeden bir kitap Levh-i Mahfuz vardır. Hayır, kendine geldiğinde o hakkı yalanladılar. Şimdi onlar karmakarışık bir iş içindedirler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı ki? Onu nasıl bina etmişiz? Onu süslemişiz. Hem onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve yere de bakmadılar mı ki? Onu nasıl yaydık? Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Ve orada her cins, her çift güzel bitkiden bitirdik. Bütün bunlar Rabbine yönelen her kula basitini açmak ve ona ibret vermek içindir. Hem gökten bereketli bir su indirdik de kullara rızık olmak üzere onunla bahçeler biçecek ekinler ve tomurcukları, salkımları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Hem onunla ölü bir yeri dirilttik. İşte kabirlerden çıkış böyledir. Ondan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi de yalanlamıştı. Ad kavmi, Firavun, Lüt kardeşleri de olan kavimlerde yanladılar. Eyk halkı ve Tubba kavmi de bütün bunlar peygamberle yanladı da tehdidim azabın üzerine inmesi hak oldu. Peki biz ilk yaratmayla aciz mi kaldık ki sizi tekrar yaratmayalım? Hayır. Onlar yeni bir yaratmadan şüphe içindedirler. Celal'in hakkı için insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. O iki kaydedici melek her yaptığınızı kaydederken onlar sağdan ve soldan her iki tarafınızda oturmakta olan meleklerdir. İnsan hiçbir söz söylemez ki mutlaka yanında hazır bir gözetleyici melek bulunmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak olarak gelmiştir. O vakit ona ey insan İşte bu kendisinden kaçıp durduğun şeydir denilir. Sura'da üfürülmüştür. İşte bu tehdit günüdür. Ve herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici iki melek olduğu hale gelmiştir. Ona şöyle denilir. Ant olsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi senden perdeni kaldırıp açtık. Bugün artık gözün kesindir. Beraberinde ona arkadaş olan melek de işte yanımda bulunan amel defteri hazırdır der. Allah o iki meleğe şöyle emreder. Atın cehenneme her bir kafir inatçıyı, hayra mani olanı zalimi şüpheciyi. O ki Allah ile beraber başka bir ilah edinmiştir. Bu yüzden onun şiddet azabı içine atın. Onun arkadaşı olan şeytan, Rabbimiz onu ben azdırmadım. Fakat o haktan uzak bir dalalet içindeydi der. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Çünkü size muhakkak azap edeceğime dair önceden tehdide bulunmuştum. Benim katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullarıma asla zulmedici değilim. O gün cehenneme doldum mu deriz. O da daha var mı der. Cennet ise takva sahibine yaklaştırılmıştır. Uzak değildir. Onlara şöyle denir. İşte vaat edilmekte olduğunuz cennet budur. Allah'a çok yönelen, tevbe eden, onun emir yasaklarını gözeten, görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen herkes içindir. Oraya selametle girin. Bu ebedilik günüdür. Orada kendi için ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan Mekkelerden önce nice nesilleri helak ettik ki onlar kendinden kuvvetçe daha şiddetli idiler.
Bu yüzden diğer diğer doğaçlar hiç ölümden kurtuluş var mı? Şüphesiz ki bunda kalbi olan veya fikren hazır bulunup kulak veren kimse için gerçekten bir ibret vardır. Andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı. Habibim ya Muhammed, o halde onların söylediklerine sabret. Hem güneşin doğmasından önce de ve batmasından önce Rabbine hamd ile onu tesbih et. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl. Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkalarında da onu tesbih et. Akşam ve yatsı namazlarını ve sabah namazının sünnetini kıl ve ardındaki tesbihatı yap. Ve nida eden İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün bütün halk o korkutucu sesi İsrafil'in sura ikinci üfleyişini gerçek olarak işiteceklerdir. İşte bu kabirden çıkış günüdür. Şüphesiz ki ancak biz hayat veririz ve öldürürüz. Dönüşte ancak bizedir. O gün yer onlardan yarılır. Süratli kimseler olarak kabirden çıkarılırlar. İşte bu haşirdir. Bize göre pek kolaydır. Biz onların söylemekte olduklarını en iyi biliriz. Sen ise onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. O halde tehditinden korkanlara Kur'an ile nasihat et.